Bundan yıllar yıllar önce karla kaplı bu soğuk diyarlarda Jeronimo adında bir delikanlı yaşamış. Elvis Presley saçları ile birçok kızı kendine aşık etmiştir. Bu kızlardan biri de Lisa Ted Molly. Jeronimo'nun gönlü ise Clarice adında bir kıza kaymıştır. Her gün oturduğu banka çiçekler bırakır ama bir türlü açılamazdı. Clarice ise bir yabancı tarafından kendisine bırakılan bu çiçeklere bir anlam verememişti. Platonik aşkların hüküm sürdüğü bu diyarda iyiler kadar kötüleri de vardı. Sapkınlık derecesinde Molly'ye aşık olan Sergey bulduğu her fırsatta genç kızı darlıyordu. Benim de bacaklarıma falan bakma, sana var ya bir uçarım buradan. Yararım ben seni benim. White Out Survivor'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yani uzun zamandır beklediğimiz Sevgililer Günü etkinliği nihayet geldi. Ama bana göre boşuna geldi. Çünkü tamamen çöp. Yani görevler olsun, şeyler olsun tamamen çöp. Özellikle verdiği ödüller de çöp. Parayla satın aldığınızda dahi yine çöp ürünler veriyor. Ürün mü neyse işte onların ismi bak. Şöyle göstereyim. 3 günlük kare görünümü, altın anahtar, kitap, hızlandırma. Abi şu nedir ya? Şu şekilde gidiyor gençler. Bunu almak için buradan şöyle kalple yıktıracaksınız. Kalple gül var ya. 7 gün boyunca sürecek bu olay. Onu da kazanmak için işte hayvan öldüreceksiniz. Sehberlik düzenleyip kutup dehşeti alın diyor. Yani harcadığınız enerji bence değmez dostlar. Ben sıralamaya bile girmemişim yani düşünün. Genel sıralamada 600 küsürüncüymüşüm. Ödüller neymiş? Ödülleri göstermiyor. Şöyle sonsuz aşk diye yine gün gün yapacağımız şeyler var. Yani oyunu oynadım oynayalı. Belli bir profil var. Bir şablon var. Bu tarz etkinliklerde. O şablonun üzerine farklı skinler giydiriyorlar. Örnek mesela Sevgililer Günü'ne özelse bu tarz böyle pembe renk tonların hakim olduğu işte aşk dolu zımbırtılar ya işte. Ama diğer taraftaki her şey aynı. Yardım et şunu topla. Seferberlik düzenine şunu topla. Hayvan yiyen şunu topla. 100 kez ittifak yardımı al şunu topla. Yani verdiği ödüllere bakar mısınız? Abi bunlar nedir ya? 60 tane kömürü olur ben ne yapayım abi? Ben olmuşum ateş kristali 3. Yani 69. eyaletteyiz. Ona göre bir ayarlama da yapmaları lazım ama yapmıyorlar. Doldurma avantajları. Bu da zaten bildiğiniz gibi şu şekilde. En sonunda da işte 3 tane meleğin oldu. İntikal şeyi var. Zaten görünümler de beğenmedim hiç. Doldurma neymiş? 149 liraya 50 tane ateş kristali istiyormuş. 100 tane şu romantik güzellik dediği zımbırttan. Yani artık şunları vermemesi lazım satın alımlarda. Ateş kristali olmuş bir insan şunu ne yapacak abi? Şu kömürü ne yapacak? Odunu ne yapacak? Şunları. Eti ne yapacak mesela? 1 saat hızlandırmayı ne yapacak? Ama 30 taneymiş. Özel avatar. Olabilir belki onu kullanmadığınızda dahi çantanızda durursa şu bonusu veriyor. Bonus var mı? Mutluluk avatar çerçevesi ve aşkın lütfu diyor. Bonusu bile yokmuş yani detaylar diyelim. Ha birlik savunması artı %1.5 aynı bu. Birlik savunması artı %1.5 kalıcı. Ya bunları alırsanız çantanızda dursa dahi o %1.5'u veriyor bonus olarak. Ama bence değmeyen bir şey olmuş abi. Biraz şöyle ne bileyim konuşuyorum boş konuşuyorum gençler. Eminim siz de bana hak vereceksiniz. İşte elmas harca, hızlandırma kullan, kaynak topla. Ya etkinlik bu şekilde. Bir de şöyle şu tarz bir paket satışı var. Az önce baktığımız paket. 50 tane ateş kristali varmış. İşe yarar bir o var. Belki bir de 30 saatlik hızlandırma olabilir. 25 wifi de boşver. Öyle yani gençler artık etkinliklerde pek bir şey vermiyor bize. Satın alım yapsak bile vermiyor. Yani bir son 3 etkinliktir ben bunu görüyorum. En son Cadılar Bayramı da güzeldi biraz. Ondan sonrakiler hep yavaş yavaş çöp gibi. Bir de geçen günkü Tundura macerası vardı ya. O da biraz iyiydi. Bakalım umarım. Zaten yeni yıl yani zaten tüm berbattı. Şu şekilde basıp işte şeyler harcıyoruz. Ya normalde bu etkinliği çekmeyecektim bile. Sabah bir baktım. Hiç pek bir şeye benzemiyor. En iyisi ben bunu videosunda çekmeyin dedim. Sonra dedim ki madem böyle bir etkinlik geldi videosunda çekeyim dedim. Olayımız bu şekilde gençler. Siz ne düşünüyorsunuz bu etkinlik hakkında? Sizce nasıl olmuş? Umduğunuzu buldunuz mu? Yoksa bulamadınız mı? Onları yorumlar kısmına yazarsınız. Bu ve buna benzer White House Survivor ile alakalı daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp video altına da yorumlar yapmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yıllar geçse de üstümden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözüm vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin.
yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Her gün akşam yastığımda üşüyorum yokluğunda, yaşıyorum boşluğunda. Bu kalp seni unutur mu?